Loyludan yar, Leyli'den yar, loy loy loy. Bilmem bu kimi sever, alelim nenni de bunalım, nenni de belalım, nenni de neveli. Bunun bir sevdiği var, Loyludan yar, Leyli'den yar, loy loy loy. Günde on çeşit giyer, alelim nenni de bunalım, nenni de belalım, nenni de neveli. Günde on çeşit giyer, alelim nenni de bunalım, nenni de ölürüm, nenni de neveli. Şunu bana verseler, Loyludan yar, Leyli'den yar, loy loy loy. Cihana bildirseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de neveli. Gitsem yarın yanına, Loyludan yar, Leyli'den yar, loy loy loy. Sabahtan öldürseler, alelim nenni de kınalım, nenni de belalım, nenni de neveli. Sabahtan öldürseler, alelim... 3 günün var, bu ne telaşı oğlum? 3 gün değil aslanım, tam 67 saatim kaldı. Dile kolay 2 yıl. Fukara anam yolumu gözlemeye başlamıştır. Beni emretmişsiniz komutanım. Otur Ali. Otur, misafir sayılırsın artık. Sağ olun teğmenim. Buyur. İç hele. Yarın teçhizatında teslim edersin. Baş üstüne. Ne kadardır buradasın? Sizden eski isteyemedim. Şimdi ver elini İstanbul. Gözünde tütüyor olmalı. Geceye dönmem belki. Baş üstüne teğmenim. Üzülme Antalyalı biter. Git işine be. 55 saat sonra kardeşiniz pırrrr. Düğününe çağırırsın artık. Elbette. Adreslerin her biri defterimde. Bizim arabaya da bekleriz. Havası suyu iyidir ha. Aceleniz ne ya? Daha iş güç tutmadık. Evlenmek kolay mı? Bunca hasret başka türlü bitmez. Aşk ateşten gömlektir oğlum. Ali! Bugün bulaşık sırası sende. Gelsene! Git işine. Bugüne bugün teğmenimle karşılıklı sigara tellendirmiş adamım ben. Buyurun, burası Doğu Bir Karakolu, ben Başçavuş Niyazi. Bir ihbarda mı bulunacaksınız? Peki, hemen yolu tutarız. Ali? Buyurun Başçavuşum. İhbar var, Ahmet'i de al, hemen yola çıkacağız. Emredersiniz. Yarım saat oldu, bir araba bile geçmedi. Belki yol değiştirmiştir. Sanmam. Bir şey mi oldu komutan? Şöyle bir arayacağız. Buyur. Geçebilirsin.
Araba geliyor komutanım. Dur dememize rağmen kaçmak istedi. Arabayı başçavuşumun üstüne sürdü. Komutanımın emriyle ateş açtım. Yeter bu kadar. Bekiroğlu İbrahim Gündoğan'ın cenazesi vilayete gönderilmiş. Ailesine haber verilmiştir. Arabada bulunan saat çakmak cinsinden kaçak eşya vilayete teslim edilecektir. Yolculuk yarın mı? Evet teğmenim.
Ne ağlarsın gelin? Dünya fani, insan konu. Kim umardı benim oğlum bir yolun fırsatını ganimet bilecek, devletten fermansız mal kaçıracak, satacak mı, aracılık ne edecek bilinmez. Yoktu benim işim. Alın teri dökmedin miydi, ekmeğin avludur. Öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Sormaz mı oğul? Böyle kanlı dertlere uğrattın. Revam. Geldik de ne bulduk şu yalan dünya? İbrahim'in kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den? Şimdi İbrahim'in katiline mi ağıt yakacağız? Altta kalanın canı çıksın demişler. Şimdi kanını mı arayacaksın bu işte? Thank you.
Ali! Vay Erdal! Aslanım be! Dur ya sabun, dur! Boş ver sabuna şimdi be, hoş geldin! Hoş bulduk. Ali hoş geldin. Hoş bulduk Zekeriya abi. Usta fazla sevinme, 6 ay saç tıraşı yok sana bu heriften. Hayırsızlığına ne demeli? 2 yıl tek satır yazmadın. Yahu konuşsana, dut yemiş bülbüle dönmüşsün. Anladık. Bu akşam anacığınla yengeye hasret gidereceksin ama bizi hepten unutursan ha. Ali abi geliyor. Ali yavrum şükür kavuştur ana. Anacığım. Gençleşmişsin anne. Eğlenme bu karahan anne. Ayakta duracak mecalim kalmadı. Aa, eski topraksın sen. Nuran nasıl anne? Nasıl olacak? Aklı fikri sende. Her akşam uğrar döndü mü diye. Osman Usta ne alemde? Dükkana gitmeli hemen. Osman Usta dükkanda değil, yaşlanmıştı biliyorsun. Ölüm dirim bizim için o. Neden yazmadın bana? Oralarda üzülmeni istemedim. Dükkan? Bir pastane açıldı yerine. Gençsin, ekmeğini taştan çıkaracak çağdasın. Çalıştıktan sonra. Askerlik yaramış sana. Sen de değişmişsin. Nasıl? Bilmem. Daha bir güzel olmuşsun. Ufak bir şey. Sana layık değil ama. Bu yıl da moda. Hadi yemeği, çorbayı soğutmayın. Memnun musun yerinden? Sana yazmamıştım, iş değiştirdim. Butik gibi bir yer. Her şeyi satıyoruz. Elbiseler, parfümler, astragan mantolar. Ne ararsan var. Ne biçim yer o öyle? Yeni bit pazarı olsa gerek. Ben işsizim şimdilik. Osman Usta ölmüş. İş kolay canım. Buyurun efendim. Hoş geldin. Gel. Avon'un parfümleri moda bu yıl. Bu demoda esanstan vazgeç. Ben Şarizma kullanıyorum. Sen otur biraz, şimdi kapayacağım. Şarizma var mı? Var efendim. Kokusu fena değil. Sesimi dinlesen. Evlenince çalıştırmam seni. O niye? Nasıl geçiniriz sonra? İş bulacağım. Marangoz kalfalığından kaç para geçecek elini? Her şeyin hazırı makbul şimdi. Azıcık paramız olsa bir dükkan da biz açardık. Ne dükkanı? Çalıştığım yer gibi.
Bu işte çok para var. Evlenince rahat ederdik. Tasalanma. Ben çalışınca her şey düzelecek. Anam yorgun, iyice çökmüş. Osman Usta'nın dükkanına gittim. Bir garip yer olmuş. Fena mı oğlum, koca pastane? Akşam oldu muydu fıstık gibi kızlar doluşuyor içeri. Hepsi etini tutmaz, tasasız Raziye. Ekmek kapısıydı. Sen de pasta yersin. Kremalı pasta. Hoppa! Kim bunlar? Tanımaz. Hoppa! Hop! Allah! Hoppa! Bir şey mi aradın? İş arıyorum. Marangoz yanında çalıştım askere gitmeden önce. Ustam söylerdi buralar. Eskiden gezip tozardın, akşamları eve barka uğramazdın. Erdal da olmasa kimselerle konuşmayacaksın. Canım çekmiyor. İnat etme, gel bir defa patronla konuş. Neden yapamayacakmışsın? Ağrıma gidiyor, anlamıyor musun? Evet efendim, sepet efendim demek bana göre değil. Üstüne alın. Fena mı? Bütün gün beraber olacağız. Söyledim patrona zaten. Zamanla aylık da artar, biriktiririz parayı. Evlenince bir apartman katı bile tutarız. Bundan iyisi can sağlığı. Marangozluk peşinde koştun da ne oldu? Kaç yaşındasın? 24. Peki İngilizce biliyor musun? Hayır. Kazakların, blücinlerin, şunun bunun markasını doğru okuman gerek. Müşteri alay eder yoksa. Neyse, Nurhan Hanım yardım eder. Bak, Nurhan Hanım'dan çok memnunuz. Kendi iyiliğiniz efendim. Ben Avrupa'ya gidiyorum. Dönüşte işe alışmış bulacağım seni. Ali. Hadi uyan yavrum. Hadi bakayım benim tembel oğlum. Kim bunlar Ali?
ne güzel gözlü kız. Allah kocasına bağışlasın. Hadi kalk davran, işe geç kalacaksın. Kahvaltın hazır. Intimate. Mary Quant. Tabak. Avon. Pierre Cardin. Tekrarla bakalım. Hepsi İngilizce mi bunların? Herhalde. Bu da Chanel'in çinçilla taklidi. Param olsaydı bunu kendime alırdım. Bayılıyorum. Buyurun efendim. Payetli çantalardan var mı? Var tabii. Ne kadar bunlar? 500 lira indirimli fiyat. İpek bluza rica etsem. Bu kürkü de alıyoruz. ...1300 lira efendim. Teşekkür ederim. Güle güle. Belki bir gün sen de alırsın bana. Çok kazanınca. Kaça satıyorsunuz çakmakları? 350 lira. 100 liradan 15 tane alırsan hazır. Tamam. Eyvallah abla. Güle güle. Nedir bu? Anlamadım. 100'den alıp 350'ye satıyor. Ticaret. Senin benim aylığım, dükkan kirası, patronun geçimi. Allah razı olsun kızım. Aşk olsun Nimet teyze. Nurhan kızıma bir şeyler alacaktık. Birlikte çarşıya çıktık. Yemeğe kalsaydım. Sağ ol Ali. Çocuklarla babam evde yalnız. Bir şey yaparlar diye korkuyorum. Tasalanma. Ali ile Nurhan evlensinler. Hep birlikte destek olacağız birbirimize. Öyle ya. Allah'a ısmarladık. Güle güle kızım. Ayşe gibi gelin dost başına. Yazıklar olsun. Kocası kıymetini bilmedi. İki çocukla yalnız kodu. Para pul insanı şaşırtmaya görsün. Paranın yüzü sıcak, yüreği zalim denmiş. Üstünüze biçilmiş sanki. Paris'ten yeni getirdik. Bu yılın modası. Bir de erkek gözüyle bakmalı. Hanımefendiye çok yakıştı değil mi? İbrahim kanlısına mı acınacağız baba? Dünya zulmünü esirgedi mi İbrahim'den?
Fermansız mal istemeyen devlet ekmeğimizi, suyumuzu kolladı. Sana söylüyorum Ali. Evet, yakıştı. Çok yakıştı. Anam, nerede bizimki? İçeride. Sen iyi misin? Hamdol. Ulan iyice boşladın bizi be. Varsa yoksa elindeki şu fotoğraf, çıldırdın mı ne? Hoş geldin. Hoş bulduk. Söyle, anlat. Dost zindan kapısında belli olur. Sır mı saklayacaksın benden? Çocukluk hatırlıyor musun? İkimiz de serseriydik. Ben babadan öksüz, sen anadan yetim. Okuldan kaçardım. Zengin olacaktım. Milyoner olacaktım. Boşver, gene oluruz. Milyoner de oluruz. Gemiyi atlayıp Amerika'ya da kaçarız. Yaylan kızım, başka masayı zille. Üzgünsün bu akşam. Her şey boş. Etrafımızdaki insanlara bak. Yaşadığımız hayat. Bir pisliğin içinde debeleniyoruz. Adam sen de düşünme. Sordun, anlatıyor. Deliliğe vuracaksın oğlum. Olmuyor. Olmayan ne? Anlatırım sandım, anlatamadım. Hadi kalk şuradan, geç karşıya. Hadi. Gel yavrum. Şu işi bir tarihe bağlayalım artık. Ne dersiniz İhsan Bey? Her şey hazır. Nikah günü alınsa tamam. Daha çok eksiğimiz var abla. Ne eksiği? Ev döşeyeceğiz. Gelinlik. Sonra yarım yamalak da olsa bir düğün. Düğüne ne gerek var canım? Öyle deme abla. Arkadaşlar ne demez? Hem insan bir defa evlenir. Gelinlik giymeden, duvak takmadan hiç olmaz. Beyaz gelinlik, düğün. Sonu iyi gelsin. Kızımız istiyorsa elbet düğün de yaparız. İsteyecek elbet. Düğün yapacaksınız. Ben de Bahriye çifte tellisi oynayacağım sonra. Baba. Sen karışma. Paradan kaçıyor bunlar. Amerikan pazarından mı gelinlik isteyeceksin? İyi bildin. Baş amcamın düğününde Bahriyeliler kılıca durmuşlardı. Kılıçların altından koşarak geçmiştim. Saat 3'e geliyor.
Yazıhaneye gidip bavulu alsan iyi olur. Adresi yazdım. Bu patronun asıl işi ne? Bilmiyorum. İthalat, ihracat falan. Ya gittiğim yer? Hı? İş yeri. Kimin yanında çalışıyormuşuz da haberimiz bile yok. Yatmadın mı sen? Öyle dalmış. Şu düğün işini bir konuşsak. Düğün? Düğünün nesini konuşacağız? Salon kiralarını soruşturdum. Babadan kalma bir elmas yüzüğüm vardı. Onu satsak diyorum. Taktığım yok zaten. Düğün falan istemiyor. Nuran'la evlenmek bile istemiyor. O nasıl söz oğlum? Yaraşır mı sana? Hiçbir şey istemiyor. Nuran başka insan artık. Gözü parada pulda. Gençtir, heves eder. Evlenmeye hakkım yok benim. Günlerdir düşünüyorum. Katilim ben anne. Katilim. Neler söylüyorsun oğlum? Bir adam öldürdüm. Tanımadığım bir insan. Bu kadının kocasını. Kaçakçıydı. Askerdi. Kötü işlere bulaşmış. Günah senin boynuna değil. Anlamıyorsun anne. Hiçbir şey anlamıyorsun. Günahı kimsenin boynuna değil. Günahı hepimizin boynuna. Sen benim çalıştığım yere geldin. Nuran'la ne iş yaptığımızı gördün mü? Elim kolum bağlı. Ne güzel şeyler almışsınız. Bunlar ilk parti. Çıkarıncaya kadar atla karayı seçtim. Hepsi kaçak değil mi? Dükkanın malı. Satmakla görevlisin, o kadar. Alın teri dökmedin miydi, ekmeğin avulu öğrenememiş İbrahim. İnsan insandan gün gelip hesap sorar. Bunları da bize sattıracaksın, öyle mi? Pisliğine ortak edeceksin, ağız açmayacağız. Görmezden geleceğiz. Yetmedi mi köleliğimiz? Helal ekmek yedik biz. Senin gibi haram düşkünlerine boyun mu eğeceğiz sandın? Ali, terbiyesizlik ediyorsun. 3 kuruş için değer miydi söyle? İstediğin hayat bu mu? Bu pisliğe gözün mü kamaştı? Ne yapmak istediğini anlamıyorum. Bilemediniz. Bilemedi. Günler bitmiştir aneler yurdumda.
Ne acayip mahvelediz dağlar oy. Kimi şad ührem kendi keyfinde. Kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Kimi şad ührem de kendi keyfinde. Kimisine fırkat gelmiş ağlar oy. Aman 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 hal böyle böyle. Usandım feleğimde acülerimden. Usandım feleğimde acülerimden. Doldurup verdiğin badelerinden. Sefil feryat eden didelerimden. Abu Ravan gibi yaşım çağlar oy. Sefil feryat eden didelerimden. Abu Ravan gibi yaşım çağlar oy. Aman 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 hal böyle böyle. Boş oda var. Var. Bir gece mi kalacaksın? Bilmiyorum. Çocuk sıralanırlar. Düğmeye basarım. Her biri bir hatıra işte. Kaybolup giderler. Şimdi kim bilir nerededirler. Buyur baba. Boğazından lokma geçmez. Didinip durursun bizim için. Ekmeğine ortak, ayağına köstek. Hiçbir işe yaramaz. O nasıl söz? Babam değil misin? Akraba mı olur? Buralarda şofördü. Adres değiştirmişler. Gözüm ısırıyor ama çıkaramadım. Şurada Halim abi duruyor. Belki o bilir. İbrahim Gündoğan, uzaktan hısmım olur. Bildim, iyi çocuktur. Nerede şimdi? Kansızın teki vurdu.
kaçakçılık edeyim demiş. Becereceği iş değildi. Öldürmüşler. Yazık oldu yiğidim. Ya karısı, çoluğu, çocuğu? Karısı ilkokula hademe girdi galiba. Dedene, gel bakayım gel. Hoppala. Yüzün sararmış. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Tanıyamadınız galiba. Trende beraberdik. Acınızı deştim. Hayat. Elden ne gelir? Yolum düştü. Buralarda kimseyi tanımıyorum. Gurbet eli kötüdür. Lakin insan yerinde, yurdunda gurbete düşmeye görsün.
onulmaz bir yaradır. Oğul acısı ok gibi yüreğime işler. Zaman acıyı dindirirmiş. Sübyan babasız kaldı. Öksüze acır çok ama ekmek veren yok demiş. Kısmetsiz gelin kolladı bizi. Anası babası çağırdı, beni yalnız komadı. Bütün gün uğraşır bir lokma ekmek için. Ne diye anlattım bilmem. Kusura bakma. Yalnızlık belimi büktü. Her gün kahveye çıkarım. Kimselere anlatamam. İçim yanar. Ne istiyorsun? Yol beklemek erkekliğin onuru mu? Beni yanlış bilmişsin. Çek git buradan. Rahatsız ettim. Bir şey söylemek istiyordum. Hele içeriye buyur. Yalnızlık belimi büktü demiştiniz. Benim de babam ölmüş çocukken baba yüzü hiç görmedim. Sizi unutamadım. Yaşar'ı, treni. Bir lokma ekmek yer misiniz? Bir yudum suyunuz var mı? Hep düşündüm. Kızınızla evlenmek istiyorum. İş tutarım. Burada kalırım. Hayatta bir annem var yaşlı. Geçinip gideriz birlikte. İsterseniz. İçim ısınmıştı. Meğer gelip kız isteyecekmişsin. Meğer beni baba bilecekmişsin. Evlenmem baba. Yaraşmaz bana. Evlenemem ben. Acımız bize yeter. Bizimle gönül eğlendirme. Söyledim sana, çek git buralardan. Kara talihe sevdalandın, önüne çıkan kısmeti teptin, geçtin. Alnımıza böylesi yazılmış. Açık kapı bırakıyordun.
Ben halimden memnunum baba. Tanır mıyız, bilir miyiz kim olduğunu? Gelmiş, aramış. Kötü insan olsaydı, sorup soruşturur muydu hiç? İyilikten ne kar umarsın baba? Kuru iyilikten. İbrahim'i geri mi getirecek? Yükü alırdı üstünden. Benim yükümü. Erkektir. Ağrıma gitmezdi. Sen babamızsın, büyüğümüzsün. Anam sabır acıdır, meyvesi tatlıdır derdi. Sabrın sonu mu var umut olmayınca? Neye üzüldün gene? Yok bir şey. Hele söyle. Gençsin daha. Güzelsin. Bir gün yeniden evlenirsin. Yaraşmaz bana artık. İnat etme. İnsan paylaşmadan yaşayamaz. Buralardan gidemedim bir türlü. Çalışmaya başladım. İş adresim. Belki bir gün ararız. Hoşça kal.
Kolay gelsin evlat. Sağ ol. Hoş geldiniz. Kayboldum ortalıkta. Bayağı alışmıştım. Bir acı kahvemizi içmeye gelmez misin? Kocamış günümde yüzümü güldürdünüz. Hayat sizinle olsun. Bir isteğin var mı? Geç otur. İbrahim'in kanlısını bağışladın. Nereden andın uğursuzu? Bir gün tanısan, görsen. Bağışlamam. Zalim bağışlanmaz. Günahı yoksa, zulmü kendine ise gene de bağışlamaz mısın? Bizi kurda kuşa muhtaç etti. İbrahim de muhtaçtı. Bu başka. Ne demek istersin? Beni gördün, tanıdın. Nasıl bilirsin? İyisin. Yaşar'a, babama iyi davranırsın. Ne bileyim, gönlümü hoş tuttun. Ben olsam bağışlar mısın? Vur dediler, vurdum. Katil! Bağırma. Yalvarırım, bağırma. Duymasınlar. Unutamadım. Aylar geçti. Hep bu fotoğrafla, sizinle yaşadım. Dayanamadım işte. Çek o kanlı ellerini. Acımı zorlamaya geldim buralara. Defol. Nikahlı karımsın. Benden sana karı olmaz.
Yemeyecek misin? Ben tokum baba. Nereden tok oluyor? Bütün gün çalıştın. Ev işine hasretmiş. Didindi durdu hiç durmamacasın. Kocanın ekmeği ağrına mı gider? Akşamları kahveye uğra Ali, seni görsünler. Başüstüne. Ne olur anla beni. İstersen bu eve hiç gelme. Yüzünü bile görme. Ama sizleri bırakamam. Başka türlü yaşayamam artık. Paydos etmeyecek misin? Daha bir zaman çalışırım. Hadi eyvallah. Mustafa. Hı? Bunu babama bırakır mısın? Peki. Kahvededir şimdi. Olur. Nerede kaldı oğlumuz? Bir şey mi oldu? Dükkana gidecek. Gelir baba. Gecenin bu saati dükkan kapalıdır. Nerede arayacaksın? Mustafa ile kahveye para göndermiş. Hiçbir şey söylememiş. Yabancının nereye sığınacağı bilinmezmiş. Ali yabancı mı? Öyle ya. Dost mu düşman mı her bir şeyini öğrendik mi? Ali hepimize sahip çıktı. Thank you.
Seni çok özledim. Babam da merak eder durur.